Ablamın kahvaltıya ne hazırladı acaba? Çok acıktım. Maşı kardeşim günaydın, uyanmışsın. Uyandım ablacığım. Kahvaltıda ne hazırladın? Peynir, zeytin, domates, senin için çok güzel bir yumurta kızarttım. Uf abla ya, kurabiye yok mu? Hayır Maşa, kurabiyemiz kalmamış. Ama ablacığım, bugün çok güzel bir kurabiye kahvaltısı yapacaktık, söz vermiştin. O zaman gidip Bayan Tavşan'dan kurabiye al lütfen. Tamam Maşacığım, ablalar verdiği sözü tutar, hemen gidiyorum. Ben gelene kadar sen de güzel güzel elini yüzünü yıka, tamam mı? Tamam ablacığım. Ama kırmızı kırmızı çilekli kurabiyeden de olsun. Tamam merak etme sen. Bayan Tavşan'ın en güzel kurabiyelerinden alacağım. Sadece 2 tane şekerim var. Bugün gelen çocuklara kurabiye veremeyeceğim. Çok üzülecekler. Ay günaydın Bayan Tavşan. Ay günaydın Maşacığım. Bayan Tavşan, bana en güzel çilekli kurabiyelerinden ver, olur mu? Kardeşimin canı çok istemiş. O yüzden ona söz verdim. Bugün kahvaltıda ona çok güzel kurabiyeler alacağım. Ama özellikle çilekli kurabiyeni çok sevmiş. Özellikle kurabiyelerden istedi. Aa Maşacığım, iyi ama bugün hiç kurabiyemiz kalmadı ki. Ne? Kalmadı mı? Gerçekten de Bayan Tavşan. Sen bugün kurabiye yapmadın mı yoksa? Hayır Maşacığım, yapamadım. Çünkü çok hastaydım. Ve hiçbir şey yapamadım. Sadece 2 tane şekerim var. Ama istersen Maşa'ya kırmızı kurabiyeler yerine buradaki kırmızı şekerden birini verebilirim. Of tamam Maşa, buna çok üzülecek ama. Ben de çok üzgünüm Maşacığım. Gerçekten çok hastayım ve bugün hiçbir şey yapamayacağım. O yüzden sen şekerini al, ben de dükkanımı kapatıp gidip evde dinleneceğim. Al bakalım. Peki teşekkür ederim Bayan Tavşan. Yardıma ihtiyacın olursa seslen, olur mu? Tamam Maşacığım. Nerede kaldın abla ya? Bir kurabiye almak bu kadar uzun sürer mi? Eminim yine Bayan Tavşan'la sohbet etmeye başladın. Ay geldim Maşa, geldim. Nerede benim kurabiyelerim? Maşacığım, kurabiye yokmuş ama sana bu çok güzel kırmızı şekeri aldım. Al bakalım. Ay ama şekerle doyamam ki ben ablacığım. Maşacığım, gerçekten üzgünüm. Sana söz verdim ama kırmızı kurabiyelerini bulamadım. Bugün kahvaltılıklardan yiyeceğiz ama söz veriyorum sana çok güzel kurabiyeler yapacağım. İyi de neden kurabiye yok mu ablacığım? Çünkü Bayan Tavşan çok hastaymış ve bugün hiçbir kurabiye yapamamış. Ne? Hasta mı? Of Bayan Tavşan. Ama ben Bayan Tavşan hasta olduğu zaman çok üzülüyorum. O güzel kurabiyelerden yiyemiyorum. Tamam Maşacığım, kahvaltımızı yapalım. Başka bir marketten senin için kurabiyeler alırım. Hayır ablacığım, benim için kurabiyeler almayalım. Bence kahvaltıdan sonra Bayan Tavşan için çok güzel kurabiyeler yapalım. Hem o dükkanını kapatmamış olur, hem de ona yardım etmiş oluruz. Hasta arkadaşlarımıza yardım etmek çok iyidir. Maşacığım, bunu çok güzel düşündün. Hadi o zaman çabucak kahvaltımızı yapalım ve kurabiyeleri yapmaya başlayalım. Yeşilsin, ben kelebekli kurabiye de yaparım. İşte bunlar kalıplarımız. Ablam çiçekli yapacak. Ben de kelebekli. Çok güzel kurabiyeler yapacağız. Bu kırmızı ve mavi de hamurumuz var. Bunlarla harika kurabiyeler olacak. İşte merdanemiz de burada. Ablacığım, ben bütün malzemelerimi getirdim. Hadi ama çok geç kalacağız. Tamam Maşacığım, geldim. Kalıplarımızı da getirmişsin. Evet ablacığım, getirdim. Bu çiçekli olan senin. Kelebekli olansa benim. Vav, çok güzel, çiçekli ve kelebekli. Hadi o zaman bir an önce başlayalım. İlk önce kırmızı hamurla başlayalım. Şöyle hamuru güzelce açalım. Ablacığım sen kalıpla şekillerini yap. Ben de kurabiyelerin üzerine süslerimizi yapayım. Hem işimiz daha çabuk biter. Yardımlaşarak birlikte kurabiyeleri yapabiliriz. Şöyle güzelce açıyoruz. Ne? Upuzun bir hamurumuz oldu. Bundan bir sürü kurabiyeler çıkar. İlk önce çiçeklileri yapalım. 1, 2, 3 ve 4. Tam 4 tane çiçekli kurabiyemiz oldu. Bu kadar yeter. 4 tane çiçek kurabiye ve mavi hamurumuzla da kelebek kurabiye yapacağım. Şöyle birazcık daha hamur alalım. İlk önce masamızı güzelce temizliyoruz. Mavi hamurumuzu güzelce yoğuralım. Çok güzel. Şöyle şeklini de verelim. Ve şimdi mavi hamurumuzu da güzelce açalım. Lay 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 lay
mavi kelebekler olacak. İşte mavi hamurumuzu da uzunca açtık. Şimdi kelebek kalıbımızı alıyoruz. Bakalım mavi kelebekler nasıl olacak? Çok güzel. Bundan bir sürü kelebekli kurabiye çıkarabilirim. Bir sürü hamurumuz oldu. Hem bayan tavşan kurabiyelerini satacak, parasını kazanacak. Ben de çok güzel kelebekli kurabiyeler yiyebileceğim. Bakalım kaç tane kelebek kurabiyemiz oldu? 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane de kelebek kurabiyemiz oldu. Kavulcum, o kadar çok kurabiye yaptık ki. Bunları nasıl taşıyacağız şimdi? Merak etme Maşa. Benim çok güzel bir kurabiye arabam var. İşte kurabiye arabamız. Bu arabamıza güzelce bütün kurabiyeleri yerleştireceğiz. Bayan Tavşan'ın kurabiye dükkanına gideceğiz. Ama biraz acele etmeliyiz. Çünkü Bayan Tavşan kurabiyesi kalmadığı için dükkanını kapatabilir. Tamam ablacığım, hemen yerleştirelim. Kelebekleri buraya koyalım. Çünkü kelebek kurabiyemiz daha fazla. Burası daha büyük. Buraya kelebek kurabiyelerin hepsi sığabilir. İşte oldu. Çiçek kurabiyeleri de hemen üstteki rafa. Bayan Tavşan bu kurabiyelere çok sevinecek. Hadi ablacığım, artık gidelim. Arabamızı yerleştirdik. Hop, ben şöyle şurada oturacağım. Hadi ablacığım, gidelim artık. Gidiyoruz Meşe'cim. Masamızı şöyle dükkanımızın içine yerleştirelim. Ay, ilk defa dükkanımı bu kadar erken bir saatte kapatmak zorunda kalacağım. Hey Bayan Tavşan dur lütfen. Maşa. Ay, dur Bayan Tavşan, dur, ne yapıyorsun? Maşacığım, üzgünüm ama hiç kurabiyem yok. O yüzden dükkanı kapatmalıyım. Sana yardımcı olamayacağım. Bayan Tavşan, biz kurabiye almaya gelmedik. Bizim sana çok güzel bir sürprizimiz var. Hemen kurabiye masanı buraya getirir misin? Getireyim ama masam boş Maşacığım, ne yapacaksın? Sen getir Bayan Tavşan, harika bir sürprizim var. Hemen de arkanı dönmeni istiyoruz. İyi, tamam, neymiş bu sürpriz, merak ettim. Hadi bakalım, arkamı döndüm. Biz bak diyene kadar bakmak yok ama. Hadi Maşa, hemen masayı getir. Tamam ablacığım. Masayı şöyle şuraya koyalım. Üzerine de bütün yiyecekleri yerleştirelim. Sessiz ol Maşa. Şimdi Bayan Tavşan duyacak. Yaşasın. Bayan Tavşan bunları görünce ne yapacak acaba? Eminim çok şaşıracak. Şöyle kelebekleri şöyle koyalım. Ah kızlar, ne yapıyorsunuz siz orada? Neler karıştırıyorsunuz böyle? Ay tamam Bayan Tavşan, çok az kaldı. Lütfen bekle. Bu kadar sabırsız olma. Şunları da şöyle koyalım. Ay tamam kızlar, tamam. Ama çok merak ediyorum. Neler yaptığınızı görmek istiyorum. Çok az kaldı Bayan Tavşan. Şimdi neler yaptığımızı tabii ki de göreceksin. Ay, son iki kurabiye. Onları da şöyle koyalım. 1 ve 2. İşte oldu. Burada bir tane kelebek kurabiyemiz daha kalmış. Onu da şöyle yerleştirelim. Tamam Bayan Tavşan, artık bakabilirsin. Bunlar da ne böyle? Çiçek ve kelebek. Kızlar, bunlar nereden çıktı böyle? Bayan Tavşan, sana sürpriz yapmak istedik. Hep sen bize kurabiyeler yapıyordun. Bugün de kardeşim ikimiz sana kurabiye yapmak istedik. Dükkanı kapatmana dayanamayız. Ay Maşa, çok teşekkür ederim. Bu çok iyi oldu. Biliyor musunuz, bugün hiç kurabiye yapamamıştım. Kurabiye kokularını özlemişim. Bayan Tavşan, bu kurabiyeleri yaparken ben de ablama yardım ettim. Aferin sana Maşacığım. O zaman sen bugün bana da yardım edebilirsin, öyle değil mi? Sen bugün Bayan Tavşan'ın yardımcısı olursun. Yardımcı kurabiyeci. Ben onu çok sevdiğim yardımcı kurabiyeci. Kurabiyelerim var, kurabiyelerim. Mis kokulu kurabiyelerim var. Buyurun. Maşacığım, gerçekten çok iyisin. Tamam o zaman bayanlar. Siz güzel kurabiyelerinizi satın. Ben de sizin için yeni kurabiyeler getireyim.